Merhaba arkadaşlar, ben Ali Koca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 2025 DGS'ye hazırlanmak isteyen arkadaşlar için DGS konuları ve soru dağılımlarını en ayrıntılı şekilde paylaştım. Bu sayfadan, MB Akademi'den web sitemize girdiğinizde DGS konular ve soru dağılımını arkadaşlar bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına zaten link koyacağım, oradan bakabilirsiniz. YKS kursuna hazırlanmak isteyen arkadaşlar için YKS matematik dersleri yapıyoruz, canlı dersler. Hazırlanmak isteyen arkadaşlar YKS kursuna şuradan tıkladıkları zaman YKS kursuna katılabilirler arkadaşlar. DGS kazandıran kurs arkadaşlar, DGS kursuna katılmak isteyen, canlı derslere katılmak isteyen arkadaşlar için canlı derslerimiz var arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. MB Akademi web sitemizden bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte puan hesaplama var. Yani güncel puanınızı hesaplamak isterseniz bizim kurduğumuz doğru puan. Buradan puanınızı hesaplayabilirsiniz. 2024 ve 2025 DGS için arkadaşlar. Şimdi bunları söylemem lazım. Kusura bakmayın. Şimdi konu ve soru dağılımını PDF olarak indirebilirsiniz. Konu ve soru dağılımlarını sizin için ayrıntılı bir şekilde PDF olarak hazırladım. Matematik konuları bu şekilde. Ben şimdi PDF'sini de göstereceğim. Matematik konuları burada. Geometri konuları ve Türkçe konuları arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Geçen sene ile 2023 DGS ile karşılaştırması var. Bunu da koyduk siteye. Buradan da bakabilirsiniz. Soru dağılımlarına bakmak isterseniz son 6 yılın soru dağılımları var arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Şuradan konu ve soru dağılımını PDF indir dediğinizde arkadaşlar buna PDF ulaşabilirsiniz. Bu paylaştığımız şeylere PDF olarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan beraber bakalım. Şimdi matematik konuları neler? DGS, matematik konuları, Türkçe konuları vesaire bunlar neler arkadaşlar? Buradan bakabiliriz. İşte matematik konuları, temel kavramlar, tek çift sayılar, cebir dediğimiz ardışık, asal sayılar, rasyonel sayılar, bölme, bölünebilme, basamak kavramı, basit istatistikler, mutlak değer, üssüz sayılar ve köklü sayılar ve çarpanları ayırma arkadaşlar. Buradan 13-14 tane soru geliyor. Burası cebir. Önemli arkadaşlar. Yani burada hepsi bizim için önemli. Problemlerden de yine oran orantı, sayı kesir, yaş, yüzde, hız, hareket, işçi, grafik vesaire bu problemlerden de arkadaşlar 10-12 arası soru çıkıyor. Buradan cebir ve problemler bu şekilde. Sayısal mantıktan 12-15 arası soru çıkar. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, İşte fonksiyonlar, işlem, modüler aritmetik vesaire. Buradan da 3-4 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi geometri konularımızda işte üçgenler var, çokgenler var, dörtgenler var, kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen, yamuk vesaire. Çemberde açı, uzunluk, dairede alan, analitik geometri, katı cisimler, prizma, silindir, piramit, koni arkadaşlar. Bunlardan toplam 8 tane soru çıkıyor geometride. Türkçe konularımız var. Türkçe konularımızdan toplam zaten 50 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Yani soru dağılımını, matematik soru dağılımını da bu PDF'de bulabilirsiniz. Buradan son 6 yılın soru dağılımı nedir? Hangi konulardan çokça soru gelmiş ve düzenli olarak hangi konulardan çokça soru geliyor arkadaşlar? Kesin gelir dediğimiz konular neler? Bunlardan soru dağılımına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bulabileceğiniz en ayrıntılı konu dağılımı ve soru dağılımı arkadaşlar. Bunu birebir her sene güncellediğimiz için elimizde harika bir veri var arkadaşlar. DGS konuları ve soru dağılımlarını dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Oradan güle güle kullanın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz bir video varsa arkadaşlar, hangi videoyu çekmemi istiyorsanız burada yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.